Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sıra dışı hayvanları keşfedeceğimiz bir programa başlıyoruz arkadaşlar. Kimisi suyun binlerce metre altında yaşıyor, kimisi de çölün ıssız topraklarında yaşıyor. Bu serüvene benimle birlikte çıkmaya hazır mısın? Eğer hazırsan ilk rotamız Avustralya. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, uzun bir yolculuktan geldim. Ben de birazcık yoruldum. Şu anda Avustralya'dayım ve aşırı derecede sıcak. Şu an burada su tutan kurbağayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Su tutan kurbağayı arıyorum. Bulduğumda da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Neredesin? Sanırım şurada. Arkadaşlar, daha çok Avustralya'nın güney kısmında kurak alanlarda yaşıyor kurbağamız. Kendisi ortalama 7 cm kadar uzunluğuna ulaşabiliyor. Ayrıca aşırı kurak ve sıcak döneme geldiğinde kendini kumun altına gömebilme becerisine sahip. Derilerinden saldıkları sümüksü bir yapı ile bütün vücudunu kaplarlar. Bu sıvı vücudunun etrafını kaplar ve kurak dönemlerde vücudunun içerisinde su tutmasını sağlar. Bu biçimde hareketsiz kalarak metabolizmasını iyice yavaşlatır. Yağmur yağdığında ise vücutlarını kumdan çıkararak tekrardan yaşantısına devam ederler. Evet, su tutan kurbağa ile ilgili bilgilerimiz bunlardı arkadaşlar. Çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle geriye doğru çekilerek uzaklaşacağım. Evet arkadaşlar, Avustralya'da su tutan kurbağayı inceledik. Şimdi de rotamız buzullara gidiyoruz arkadaşlar. İlk rotamız Kuzey Kutbu'na gideceğiz. Ve Kuzey Kutbu'nda Arktik yer sincabını inceleyeceğiz arkadaşlar. Birazcık onu bulmamız zor olacak. Biraz küçük bir canlı çünkü. Ama bunu başaracağımızı biliyorum. Hadi benimle birlikte Kuzey Kutbu'na gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda Kanada'dayız. Kanada bölgesinde ve Kuzey Kutup bölgesindeyiz aslında. Oldukça soğuk bir yer aslında arkadaşlar burası. Ve Arktik yer sincabını arıyoruz. Birazcık zor olacak demiştim. O yüzden dürbünümü getirdim. Şöyle bir ağaç dallarına bir bakmak istiyorum. Neredesin? Yok, o değilmiş. Evet, buldum. Tam orada. Arkadaşlar, bu sincap türü Kuzey Kutbu'ndan Alaska'ya, hatta Sibirya'ya kadar bölgede yaşayabiliyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar, boyları çok büyük değil. 50 cm'ye kadar büyüyebiliyorlar ve kilogram olarak da 1,5 kilogram kadar oluyor. Yani annemiz bize elimize torba verir taşıtırır ya, o kadar falan hemen hemen. Ama çok tatlı bir canlı. Arkadaşlar, soğuk aylarda kendilerinin yer altına kazdığı tünellerde yaşıyorlar ve kışı kış uykusunda geçiriyorlar. Vücut ısılarını da donma noktasına yakın bir seviyeye kadar düşürürler ve kalpleri dakikada bir kez atacak kadar da bütün organlarını, bütün yaşam fonksiyonlarını düşürürler. Arkadaşlar, dakikada bir kez atıyor. Çok enteresan ya. Gerçekten çok tatlı bir canlı değil mi? Bana sadece bir dakika daha verin. Bu güzel atmosferin ve şu tatlı yavrumun biraz daha keyfini çıkaracağım. Ama birazdan kutuplara gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, ben birazcık yine ince giyinmişim. Eğer bu bölgelere gelecek olursanız birazcık kalın giyinmenizde fayda var. Şimdi İmparator Penguen'ini arıyorum. Böyle tatlı ufacık bir şey siz görürseniz yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Neredesin? Evet arkadaşlar, şu anda Antarktika'dayız ve karşımda İmparator Penguenleri duruyor. Boyları oldukça uzun. Yaklaşık 1 metre 32 santim, 1 metre 35 santime kadar boyları uzayabiliyor. Kilogram olarak da 45 kilograma kadar da ağırlıkları çıkabiliyor. Bu yüzden İmparator Penguenleri deniyor arkadaşlar. Çünkü penguenler arasında en cüsseli imparator gibi penguenler. Beni de çok fark etsinler istemiyorum. Çünkü başıma kötü şeyler gelebilir. Şu an Antarktika gerçekten soğuk. Ağzımdan böyle yaptığımda buhar bile çıkabiliyor. O yüzden bir arada bulunuyorlar arkadaşlar. Çünkü bu soğukta, bu rüzgarda bir arada durduklarında daha sıcak kalabiliyorlar. İmparator penguenleri de bu şekildeydi. Şimdi benim birazcık stüdyoya gidip ısınmam lazım. Ardından denizlere açılacağız. Arkadaşlar, şimdi de Japonya'ya gidiyoruz ve Japon örümcek yengecine bakacağız arkadaşlar. O da çok enteresan bir canlı. Hadi bakalım. Japonya'ya neyle gitsem? Gemiyle gideyim. Evet, Japonya'ya gemiyle gideyim. Tamam. Arkadaşlar, çok fazla hareket edemiyorum. Hareket etsem batacağım. Bana gemi denmişti ama kayık almışlar. Japonya'ya kadar kayıkla gideceğim. Arkadaşlar, Japonya'ya girmeden önce teknem birazcık su aldı. Hafif de kilolu olduğum için maalesef battım. Ama Allah'tan yanımda dalgıç kıyafetim vardı. Ve öyle güzel noktada batmışım ki şu anda etrafımda Japon örümcek yengeçleriyle dolu. Hadi birazcık onları inceleyelim.
Arkadaşlar bu yengeç türü Japonya'nın kıyılarında, adalarında ve Büyük Okyanus'un derin sularında yaşıyorlar. Bu yengeç türünün göğüs tarafında bir kabuk var ve kabuğun genişliği 37 santime kadar uzayabiliyor ve kilogram olarak da 20 kilograma kadar büyüyebiliyorlar. Okyanusun derinlerinde basınca ve soğuğa oldukça dayanıklılar. Arkadaşlar bir de şöyle enteresan bir özellikleri var. Göğüs kafeslerinde bulundukları kancalarla küçük canlılara, yosunlara ve sürüngenlere tutunarak orada büyüyene kadar kendilerini kamufle ediyorlar ve bu sayede de tehlikeden korunmuş oluyorlar. Evet arkadaşlar, sıradaki canlımız su ayısı. Kendisi çok küçük bir canlı arkadaşlar. O yüzden babaannemin bana zamanında hediye ettiği bu küçültücüyü kullanacağım ve kendimi o boyutlara küçültmeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Siz bunun piliyle falan mı oynadınız? Arkadaşlar ikinci planıma geçiyorum. Kendisini mercekle inceleyeceğim. Çünkü hayatımızın içerisinde aslında bu canlı var arkadaşlar. Havada, karada, suda, tatlı suda, tuzlu suda her yerde yaşayabiliyorlar. Çok enteresan bir canlı arkadaşlar. Şöyle baktığınızda birazcık şanslıysanız şirinlerden sonra onu da görebilirsiniz. Arkadaşlar bu canlılar yaklaşık 1,5 milimetreye kadar olabiliyorlar ve yarı saydam canlılar, çok enteresanlar. Çok soğukta, çok sıcakta, yüksek basınçta, radyasyonda hemen hemen her yerde yaşayabiliyorlar arkadaşlar bu canlılar. Bulundukları ortam normale dönene kadar beslenmiyorlar, hareket etmiyorlar, hatta nefes dahi almıyorlar. O yüzden de dünyanın sonu bile gelse, maalesef dünyanın sonu bile gelse büyük ihtimalle uzayda dahi yaşayacaklar. Tamam, dünyada size kalsın. Evet arkadaşlar, en çok beğendiğinizi ya da en çok dikkatinizi çeken canlıyı da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.